Direkt kapatmadan yani şurada güzelim bir okul vardı. Niye yıkıldı? Niye burada rezidans mı oluyor? Ne oluyor? Yani şimdi niye protesto etmediniz zamanında? Anlamadım. Protesto etseydiniz. Ya sadece ben protesto etmemle olmuyor ki yani. Esenler halkının protesto etmesi gerekiyor. Okulu Esenler Dörtgöl Meydanı'nda okul yıktı, bina yaptı. Karşı izliyorsun. Ben şahsen doğru görmüyorum yani. Bu sizce doğru mu yani? Değil, şu güzelim meydanda yani bunun imar verilmesi, şu Aziz İstanbul'a imar verilmesi yani. Doğru. Ben doğru görmüyorum. Ben Mehmet Efik Göktürk'den 14 yıldır Esenler'de ikamet ediyorum. Dur geleceğim oraya. Seçim olsa hangi partiye vereceğiz? Ya o bende kalsın. Yani ama değişim o şart. Bunu söyleyeyim ben. Erken yani. Seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Tabii ki o var ya. Değişim için erken. Şu an Esenler belediye başkanı. Bir dakika, ben 3 çocuklu. Üç çocuğum var. Tamam mı? Bak. Tüm param budur yani. 8 lira bile değil. Vallahi billahi tüm param budur. Kara kara düşünüyorum. Hani akşama ne alacağım? 3 tane ekmek alsam sabah çocuklarım okula gitse harçlık veremem yani. İş yok mu şu an? İş çalışıyorum ama askeri ücretle yani. Bankaya mı ödeyeceğim, kiraya mı ödeyeceğim, çocuğun harçlığını mı, okul masrafını mı? Hangi birini sayayım yani? Hatta bugün çıksan kiraya, hop kira bile bulamazsın. Yeni çıksan. Ya benim şu an 6 kira borcum vardı pandemiden dolayı yani. Allah razı olsun, ev sahibi biraz hani insani davranıyor da hani sıkıştırmıyor beni yani. Abi Tevfik Göksu'yu tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Kesinlikle değil. Ondan memnun değilim. 14 yıldır burada aynı şu iki market üstünde ikamet ediyorum. Kendisini zaten gördüğümüz yok yani, anladın mı? Esenler Belediye Başkanı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıktı yok. Bir gün gittim belediyeye, tamam mı? İçeri bile almadılar yani, kimse bana hikaye anlatmasın yani. Gerçekçi olalım, tamam mı? Halk giremiyor Esenler Belediyesi'ne. Halk giremiyor mu? Ya girse bile kendisiyle görüşme şansı yok. Yok. Halkın gidiyor danışmanıyla görüşüyor ya sekreteriyle görüşüyor. Yol veriyor, gidiyor yani. Ya abi öğrenmek için söylüyorum. Esenler'in 700 bin nüfusu var. Herkes görüşse ne iş yapamayacak? Normal görüşmemesi normal değil mi? Ya kendi görüşmüyorsa danışmanı görüşmüyorsa sekreteri. Halkın için halletmesi lazım diyorsun. Özür dilerim. Ben 3 çocuğumla beraber 5 nüfus karantinaya girdim. Ben Esenler Belediyesi'ni aradım. Tam beni uygun görmediler. Tek başıma çalışıyorum. Kiracıyım, tamam mı? 2 öğrencim var. Uygun görülmedim. Benim neyim uygun görülmedi? Yani üstümdeki monta bakarak mı uygun görülmedi? Benim bu montumu da ben kendim almadım. Bayrampaşa Belediye Muhtarı bana hediye etti. Vallahi billahi tillahi, bak size yemin ediyorum. Yemin borcum. Konuşacak çok şey var da yani şimdi burada tepki veren de olabilir. Hayat çok zor. Aynı görüşte. Ya sen yaşadığını söylüyorsun. Durumunu söylüyorsun. Sen uzaydan anlatmıyorsun. Ama hani ülkenin durumundan memnun olan kardeşlerimiz de tuzları kuru yani, var 3-5 tane daireleri var, altlarında arabaları var, anlatabiliyorum, milyonlarca binlerce dolarları var, dolar tak çıkıyor. Benim de dolarlarım olsa açıkçası ben de yalan değil yani, gerçekçi olurdum, memnunum derdim. Çünkü niye hiç ayak üstüne atıyorum, dolarım çıkıyor, anlatabiliyor muyum? Ben ya tabii ki yani biraz gerçekçi olalım yani. Abi Türkiye uçmuyor mu? Uçuyoruz diyorlar. Yollar, köprüler, barajlar. Abla soralım gel. Abi neyi uçuyoruz kurban olayım yani. Aç karınla hiçbir yere uçamazsın. 8 lira nereye uçacağım diyorsun. Anlayamadım. 8 lira nereye uçuyorum? Valla arkadaşlar böyle alkışta anlayamadım ama. Dedim 8 lira para var, nereye uçacağım buna? Yani ya o yüzden hani konuşacak. Şimdi bu kardeşimiz de dünya lideri diyor. Ya biz Cumhurbaşkanımızı kötülemiyoruz. Tabii ki bizim liderimiz ama yani kalkıp da kendi bütçesinden hareket ederek yok o markete gidip de ya ne ucuz yani. Markete gittim 35 liralık yak oldu 45-55, şu an 95 lira. Neden? Neyin hikaye? Ama bir şey sorayım. Ya konuşma sen, sana bir tane koyarım, beni dağıtırım senin ha. Git. Bana böyle ya savunabilirsin ama ben yorum yaptım da bana böyle neden deme lan. Sen gelmişsin burada bedava hayatı yaşıyorsun, ondan sonra ya boş konuşma ya. Ya lider, abi şu an 100 liraya bir de ekonomiden bahsediyoruz. Biz hükümetten bahsediyoruz. Devlet bizim devletimizdir, tamam mı? Yeri geldi mi tamam mı, canımızı feda ederiz. Senin gibi böyle kaçmayız lan. Hayır ya boş konuşma. Ya sana bir şey demiyorum lütfen. Lütfen bak öyle şeye girme. Siyasi şeye girmiyorum. Ben kendi görüşümü belirtiyorum. Ben devlet liderine karşı değilim ki kardeşim yani. Ben mevcut hükümetten bahsediyorum. Abi dedin ki ya bir sene önce 36 liraydı, şimdi 95 lira, 100 lira olmuş. Ya bırak abi, ne ya, hemen sana anlatayım. Labnem peynir ya 5.99, şu an 15.99 abi, neyini? Ya sadece iki örnek veriyorum abi yani. Ya markete gidiyorsun, bugünkü rakam
ertesi gün aynı birbirini tutmuyor abi, kurban olayım yani. Sadece bunlar değil. Hepimiz yani yaşıyoruz. %100 doğrusun. Ya çocuğum bana diyor ki baba okula gideceğim, ne vereyim, 10 lira versem çocuk kahvaltı mı yapacak, yol parası mı verecek? Ama gerçekten şu an çok doluyum var ya yani, benim vallahi veremediğim günler oldu ya. Bir tuzdan oldu. Böyle vicdanım sızlıyor, yürüyerek Bayrampaşa'ya şey gidiyorum abi, 3,5 milyon yol parası vermemek için. Vallahi arkadaşım şahittir ya. Vallahi yürüyerek gidiyorum. Her gün simit poğaça abi, gözünü seveyim yani. Hayırdır ya. Ondan sonra ekonomi 10 numara. Uçuyoruz. Neye uçuyoruz ya? Sen buradan... Ben buradayım diyorsun. Gelsin beni dinlesin. Ya dinlesin. Beni dinlemez ki abi, kurban olayım. Abi biraz ya sohbete girelim. Evin kirası çok mu az mı? Ne kadar? Asgari ücretle mi çalışıyor yoksa biraz daha mı? Ya evin kirası şu şekil. Yani bak, ben gerçekçi bir insanım. Ben yalan konuşmam. Şimdi ben 14 yıl oturduğum için ev sahibi bana tolerans gösteriyor. Allah razı olsun. Yani şimdi piyasaya göre kiram yüksek değil yani, 750 TL ödüyorum. Ama ya doğrudur, ben şu an buradan çıksam zaten İstanbul'da duramam ki, kurban olayım yani. Yani kaçarım memleketime. Ama buna rağmen cepte 8 lira bile para yok. Vallahi billahi bütün param budur ya. Ben şimdi yani, hayır ki, bak 10 gün rapor aldım, 860 TL banka kesti. Şu an 2000 lira param yatsa vallahi banka kesecek, yine bir ayın 5'ine kadar böyle. Ondan 100 lira, bundan 50 lira, annemden 5 lira, 20 lira o şekil. Bak 43 yaşındayım yani. Böyle şeyleri konuşmak ister miydim? Ben de isterdim ki hani ekonomimiz çok güzel gerçekten. Ya şu gençlere yazık değil mi ya öğrenci? Şunun cebine bak var ya, 5 lira para bulamasın ya. Ondan sonra kalkmışlar. Biri bana telefonunu sorta, vallahi billahi tillahi var ya, onun gözünün ortasına abele yumruğu indiririm. Telefonu çıkar değil mi? Ya bana telefonu sormasın. Telefon, ben bu telefonu alabilmek için var ya 12 ay taksit ödüyorum. Yani bu şarttır kardeşim. Ya o zaman getirmeyeceksin bu ülkeye. Getirdin mi insanlar kullanmak zorunda. Yani hani ya, telefonu kullanmak paranın olup olmaması. Ona çok mu kızıyorsun telefonu göster diyenlere? Ya tabii ki canım yani şimdi. Sen buraya odaklan evlat. Şimdi adamın yiyecek ekmeği yok ama egosunu yitmek için gidiyor telefon alıyor abi, 10 milyarlık telefon alıyor yani. Zenginlik göçüsü değil. Tabii ki canım ya, zenginlikle alakalı değil abi. Telefonun zenginlikle kesinlikle hiçbir alakası yok yani. Ya şimdi yani şu insanların yani normal şartlarda yani kendi işlerine bakmaları gerekirken çoğu insan boş şu an yani. Hep yani konular aynı. Mevzu anlaşıldı.